Parlaks, bir adam, bir kadın, bir deseni sunar. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Business Channel'da Bir Adam Bir Kadın Bir de Sen adlı programla yine bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Ben Yeşim Obüz. Ben Kaan Kasapoğlu. İyi akşamlar diledikten sonra keyifli bir program daha geçeceğiz. Biliyorsunuz programımızı Parlaks sunuyor ve kıyafet sponsorumuz da Sinan Çocuk, sevgili Daron Demircioğlu. Öncelikle onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz ve konuğumuz Genco Özcan. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldin Genco. Hoş bulduk Kaan. Evet Genco, bize ilk soruyu ben böyle sana bırakıyorum. Genco Özcan, Sarı Etiket Mağazacılık Genel Müdürü. Evet. Evet. Bu yeni bir mağazacılık çekti. Enteresan, çok da enteresan geldi. Genco'yu da zaten tanırız. Bizi de hakikaten enteresan bir proje. Önce bir Genco Bey kimdir, evet, onu öğrenelim mi? Sonra Sarı Etiket, konuşacağız. Valla Genco Özcan 30 yıldır yaklaşık parakende sektöründe birçok firmada üst düzey yöneticilik yapmış. Üst düzey yöneticilik pozisyonuna gelirken de çekirdekten yetişmiş, satış elemanlığından genel müdürlüğe kadar ulaşan 30 yıllık bir serüven. Bu Sarı Etiket projesi beni çok heyecanlandırdı. Öncelikle şunu sormak istiyorum, proje size mi ait? Proje Garanti Bartır AŞ'nin sahibi bir Bey Ergün, arkadaşım olur benim, ona ait. Hı hı. Garanti Bartır AŞ'ye yaklaşık 2004'ten beri sektörde olan ve sektörün 4000 üyeyle en büyük Bartır üzerine firması. 4000 firmaya sahip şu an değil mi? 4000 firmaya arasında sahip. Ürettiklerini Bartır evet, usulü. Evet, burada neredeyse para hiç telaffuz edilmiyor, konuşmuyor. Bütün Bartır üye olan firmalar bir hizmet bedeline karşı başka bir hizmet ya da başka bir ürün veriyor. Bizi de bu tamamen aradaki Garanti Bartır'da bu iletişimi sağlıyor. Bartır'ın açıklaması zaten böyle işte, yani ona da girelim. Ama önce ben şeyi sormak istiyorum. Sarı Etiket firmanın ürünlerini fiyatla değil, yani parayla değil, ürünleriyle takasıyla. Tabii yani çok eski çağlara gidersek takaslar, trampalar, hiç paranın daha icat olmadan. Parayı icat etmedi. Şimdi ben söyleyecektim. Evet, hali gibi. Para çıkmadan önceki hali gibi diyoruz ama Sarı Etiket çok enteresan bir isim. Sarı Etiket aslında buradaki satışların organizasyonunu yapıyor gibi gözüküyor değil mi? Yani sen Sarı Etiket, biz bu projeye başlarken sevgili bir beyle ne koyalım bunun ismini, nasıl bir şey yapalım? Amacımız şeydi, 365 gün insanlara en uygun fiyatla ürün nasıl satabiliriz? Onları nasıl çekebiliriz? Ve çoğu firmanın aksine bizimkiler minimum indirim oranımız %50+20. %50+20 yani %70. %60 ondan sonra. 60'tan başlayıp %90 indirime kadar giden bir yelpazemiz var. Çoğu firmanın maliyet ettiği fiyata biz ürünlerimizi satıyoruz. 200 TL'lik piyasada bilinen bir markanın takım elbisesini bizim mağazalarımızda 50 TL'ye alabilirsiniz. 100 liralık çok güzel bir abiye elbiseyi bizim mağazalarımızda 20 TL'lere, 30 TL'lere alabilirsiniz. Burada amacımız müşterilerimize en uygun fiyatlı ürünleri sunmak. Burada da merak edebilirsiniz, bu ürünleri nereden buluyorsunuz diye. Aynen, ben de merak ediyorum şimdi. Bu ürünler sonra Bartır'dan bize gelen ürünler. Yani aynı Garanti Bartır'ın içinde olan firmaların kendine ait ürünleri. Evet. Okay. Bize kimi firmalar bir hizmet bedeli, bir yiyecek içecek bedeli, bir reklam hizmeti bedeli, bir temizlik hizmeti bedeline karşılık ya da bizden alacakları bir emlaka karşılık bize bunun karşılığında verdikleri ürünler var. Kendi ürünleriyle. Kendi ürünler. Ve ciddi anlamda da elimizde bir ürünler birikince biz bunu ne yapalım diye uğraştık birbiriyle ve şeye karar verdik. Sarı Etiket projesine. Sarı Etiket projesi. Biz de dedik ki ilk önce bunu e-ticarette olarak mı yapsak sadece? Bir pazar yeri kuralım ve hepsini orada satalım dedik. Fakat elimizdeki ürün adedi o kadar fazla olunca dedik ki bunu sadece ticareti değil, aynı zamanda mağazalaşalım ve bayileşelim diye. Hı hı. Anladığım kadarıyla bayağı bir mağazanız da oldu ve Türkiye geneline de dağılacak. Valla bu proje çok yeni. 6 ayda 8 mağaza açtık şu anda. Çok güzel ve çok hızlı. Mağazalarınız nerede bu arada? Onlardan da bahsedelim. Bahsediyorduk. Ürünler
seri sonu ürünler mi? Yani hayır, asla. Tekleme ürünler mi? Kesinlikle. Ya gelince böyle serisi bulunuyor mu? Hayır, asla. Bütün ürünlerimiz serili, bedenli, büyük bedenle var, küçük bedenle var. Yani biz çoğu firma gibi kendimizi çok belli kalıpların içine koymuyoruz. İşte bizde çok dar kalıplar yok. Tamamen bol kalıplar yok. 7'den 70'e herkesin bulabileceği ürünler var. Yani tekleme ürünleri olmayınca? Valla sadece tekstil dışında kadın erkek çocuk ürünlerimiz var. Ayakkabı. Ayakkabılarımız var, terliklerimiz var, elektronik ürünlerimiz var. Elektrik süpürgelerimiz, aksesuarlarımız. Aslında genel ihtiyaçların hepsinden bulunabilir. Ev için bir sürü şey var. Yani bizim mağazalarımıza gelen bir müşterimiz boş çıkamaz. Yani mutlaka kendine, çoluğuna, çocuğuna, evin bir ihtiyacı, tencere, tavasına kadar. Tencere, tavaya kadar. Tabii 4000 sektörde firma olunca hepsinin yaptığı işler farklı farklı. Evet. Onların hepsinin ürünleri de orada bulunabilir aslında. Çünkü sektörde biz tüm sektörle çalışıyoruz. Bunun içinde züccaciyeler de var, elektronik eşya satanlar da var, tekstilciler de var, kumaşçılar da var, aksesuarcılar da var. Aklınıza kim soru gelirse var, 4000 tane üye var. Mağazalarımızda bölge olarak nerelerde ulaşabiliyoruz şu an? İstanbul şimdi, içerisinde mi 8 adet mağazamız? Kontrollü gidelim diye şu an için sadece bir Avrupa yakasında bir nasıl yapabiliriz diye. Nerelerde mağazalar? Şişli'de var, Kurtuluş'ta var, Alibeyköy'de var, Sefaköy'de var, Sarıyer'de var. Tekstilkent Koza Plaza'nın içinde var. Hatta orada yeni bir çadır günleri de başlatıyoruz. Kaçta kaç arasında misafirlerinizi ağırlıyorsunuz orada? Valla sabah 10'da akşam 10 arasında müşterilerimiz bize ulaşabilirler. Yani herkesin gelebileceği süre saatlerde. Evet, gayet hızlı. Bu arada 7 gün açıksınız. 7 gün açığız. Pazarları da açığız. Bayramlarda sadece birinci gün. O zaman şöyle yani neredeyse yani 365 gün İndirim. Evet evet, mağaza tabelalarımızda da bu yazıyor zaten. 365 gün uygun fiyat diye. Hı hı. Özellikle müşterilerimiz algılasın diye bunu kendi tabelalarımıza da koyduk. Değerli misafirlerimiz, Sarı Etiket mağazalarına ulaşmak istiyorsanız zaten altta gördüğünüz gibi ulaşım telefonlarınız, sosyal medya adresleri, mail adresleri ve web sayfasında mağazaların adresleri. Aynen, Gencebay Bey'in ulaşabileceğiniz tüm Sarı Etiket'le ilgili bilgileri altta gördüğünüz gibi geçiyor. Bu arada bunu da küçük bir dipnot olarak geçtim. Size nasıl ulaşacaklarını bilmeleri lazım. En evet, kolay olarak ne söylemek istersiniz bu konuda? Vallahi orada internet adresiniz var. Evet, mail adresim var. Mail adresimden bayilikle ilgilenen arkadaşlar, birazdan bayilik şartlarını da söyleyeceğim. Çok cazip. Artık franchise'a da başlıyoruz yani. Evet, Eylül ayı itibariyle bayilik başlıyoruz. Bayiliklerimize başlıyoruz. Hedefimiz 5 yılda 500 mağaza. Türkiye'nin her yerinde. Geçmiş tecrübelerime istinaden Türkiye'den gezip görmediğim hiçbir ili bir ilçesi kalmadı. Ve oralarda bu işin çok daha iyi ve çok daha olumlu olabileceğini düşünüyorum. Belirli bir konseptiniz olacak mı? Konsept olarak mı satacaksınız? Belirli bir konseptimiz var. Tamamen dekorasyonlarımız. Ölçüler. Evet. Dekorasyon bedellerimiz de çok uygun. Bunun için başvuran bayi adaylarına zaten faizsiz bir 36 ay vadeyle bir kredi de kullandırtacağız. 5 bankayla şu an anlaşmış durumdayız. Onun bütün faizlerini biz... Faizsiz 36 ay kredi, evet, kendimiz kullanacağı için. Ve ilk aldıkları, mağazayı açtıkları stok maliyetlerine de 60 ay vade yapacağız. Yani bu kadar şey. Duydunuz mu? Tam 60 ay aslında bir istihdam da oluşuyor. 60 ay yanlış duymadın değil mi? Evet evet, 60 ay. 60 gün değil. Değil, 60 ay. Vade. Neredeyse alıp satarak size ödeyebilecekler. Evet, evet. Türkiye genelindeki. Alacak, satacak, evet, ve ödemelerini yapacak. Ona aynı göre indirimler ve vadeler yani koyuyor. Ayda 4000 lira, 4500 lira açılış maliyetini böyle bir ev alır gibi taksitini ödüp ev sahibi olur gibi taksitlerini ödeyerek bir işletme sahibi olacaklar. Aslında bizi izleyen izleyicilerimiz için müthiş bir iş kapısı da olduğunu kesinlikle düşünüyorum ben bunun. Türkiye'nin 81 ilinden bayilik almak üzere Gencebay'a başvurabilirsiniz. Bizlerin sosyal medya adresinden de eğer bizlere ulaşırsanız bizler de size ulaşmanız için yardımcı oluruz. Çünkü gerçekten güzel bir iş kapısı olarak da düşünüyorum. Hem ucuza alınan malzemeler, hem bir konseptiniz var ve konsepti verirken, iş alanını açarken kredi sağlıyorsunuz. Kredi 36 ay ve 60 ay. 60 ay vade yapıyoruz ilk aldıkları ürüne. İlk aldıkları üründe ilk 60 ay hatta. Evet, açılış stok maliyetinin 60 ay vade. Ondan sonra da her ay düzenli bir periyotta onlardan ürün almalarını istiyoruz. Zaten o ürünü almadıkları zaman demek ki biz yanlış bir lokasyonda, yanlış bir kişiyle bayiliğimizi ilerletmişiz demektir. Böyle bir şey de söz konusu olmayacağı için kendileri kendi ürünlerini kendileri alacaklar. Avcılar
Beysan Sanayi Sitesi'nde genel merkezimiz var Sarı Etiket'in. Orada showroomlarımız var. Her bayi gelip kendi ürünü kendi seçip kendi alabilecek. Hiç kimseye zorla herhangi bir ürün vermeyeceğiz. Herkes kendi satmak istediği ürünü, kendi ihtiyacını, kendi lokasyonu. Şehir dışındakiler nasıl ulaşacaklar? Buradan mı almaları gerekiyor ürünleri yoksa internet desteği verilecek mi? Şimdi İnternetten de seçebilecek mi? E-ticaret sitemizi şu anda yeniliyoruz. Çünkü elimizde yaklaşık 4 milyon adet gibi bir ürün var. Bunun için şu anda fotoğraf stüdyoları kurduk. E-ticarette için 3 tane fotoğraf stüdyosu kurduk. Ve senede 150 bin tane ürünün ancak fotoğrafını çekebilecek bir yapımız var. Ve daha da elimizde dediğim gibi 4 milyon adet ürünümüz var. Yaklaşık zaten 2 sene bir fotoğraf çekmeyle gidecek. O süreler o kadar uzun değil. Kaan Kasapoğlu varken burada hemen size bir onunla ilgili bilgisayar programı yapacaktır ve kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Valla hayatımızı kolaylaştıracak bu konuda destekler ihtiyacımız var. Tamam, her zaman. Franchise şeklinde yapılabilir. Tabii. Evet aynen franchise firması olarak yine Garanti Parti'nin içinde biz de olabiliriz. Hatta biz bırakalım Galapagos'u falan böyle bir firma açalım bitti. Çok kısa bir sürede şey yapacağız zaten. Yani ben Kaan'a mutlaka bir tane bu mağazalardan. Tanıtım organizasyon firması olarak da ben geçerim. Hem perakende alacakları, uygun fiyatla almayı sağlıyor. Hem yeni iş kuracak kurmak isteyenlere çok uygun maliyetlerle. Tabii bu arada seyredenler şeyi merak ediyor olabilir. Ya biz alacağız da bizim karımız ne olacak diye. Doğru. Biz kendilerine birebir bir karlık vereceğiz. Orası çok önemli. Şimdi 5 siz zaten aldığı %50+20 demiştiniz. Evet. Bir şey yapıyorsunuz. Evet. Onlar da İndirimli ürünlerden indirimli daha kazanmak durumundalar. İndirimli fiyattan satmalarına rağmen onlar birebir kazanacaklar. 10 liraya sattıkları üründen 5 liraya kendileri hak edecekler. Yani %50 fazlasını mı satacaklar? Aynı ürünü siz onlara %50 uygun daha uygunu vereceksiniz. Valla en uygun basit tabiri verecek. Bunun bu 10 liraya sattığı ürünün 5 lirası onların 5 lirası bizim. Anladım orada kafaları karışmasın diye sordum ama size ulaştıklarında genel bilgiyi zaten alacaklar. Tabii bununla alakalı tamamen bayilik sözleşmelerimiz, kendi mağazalık standartlarımızın olduğu kitapçıklarımız ve sözleşmelerimiz hazır. Kendileriyle ilgili arkadaşlarla bunların hepsini paylaşacağız. Şu andaki mağazalar franchise değil daha sizin bünyenizde. Bünyemizde çünkü yani önce kendimiz işletmeyi nasıl kuralım, konseptimiz nasıl olsun, konseptin bütün yenilemelerini, eksiklerini, ihtiyaçlarımızı gördük. Ona göre yeniledik. Tamamen lojistik altyapımızı da hazırladık. Bunun için çok iyi bir ERP firmasıyla anlaştık. Çünkü bu işte bizi en zorlayacak iş lojistik ve bunların zamanında temini. Ürün çok fazla gidecek çok fazla. Çünkü bir mağazaya. O yüzden burada aksaklıklarımızı tamamen giderdik. 1 Eylül itibariyle hazır olacağız ve 1 Eylül'den itibaren bayiliklerimizi vermeye başlayacağız. Önemli şey bizim için dediğim gibi lojistik bu hizmeti verebilmek. Demin şeyi atladım tabii arada. Aldıkları ürününde her ay aldıkları ürününde %20'sini değiştirebilecekler. Evet, ellerinde satamadıkları bir stok kalan da ürün olmayacak. Böyle de onlara ciddi ellerinde kalacak bir stoğu yok edeceğiz. Bu arada kendi içerinizdeki bu 4000 firma kendi ürünlerini birbirleriyle de değiştirebiliyor mu? Yoksa sadece Sarı Etiket aracılığıyla mı bu? Sarı Etiket bu tarafın ağırlıklı olarak tamamen tekstil tarafını yürütüyor. Tamam. Çünkü dediğim gibi yani 4000 üye ve bambaşka işler var iş içinde. Evet, ben tamamen şu anda Sarı Etiket'e konsantre olmuş durumdayım. Ben o taraftaki ürünlerimizi mağazalaşarak, bayileşerek ve e-ticarette bir pazar yeri kurup nasıl daha fazla insana buluştururuz? Çünkü şu anda e-ticaretle alakalı bile 4 tane farklı ülkeden talep var. İşte İran, Romanya, Rusya ve Hindistan ve buraların çok ciddi e-ticaret firmaları Sarı Etiket'in bu ülkelerde şubelerini açmak istiyor ve bizimle beraber aynı anda entegre olmak istiyorlar. Şu anda onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Harika. Bu arada kısa bir süre önce CNR Expo'da da alışveriş şenliğine de katıldınız. Oo, felaket. Oradaki görüntü ya da lazım. Sizin verimliliğiniz nasıldı? Nasıl gördünüz onu da dinlemek istedim. Valla şöyle bir şey. Biz her sene talep nasıldı? Bu fuara katılıyoruz. Geçmişteki yaşadığımız aksilikleri bu sene çok daha iyi organize olduk. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene tamamında 12 günde yaptığımız cironun 2,5 katı bir ciroya ulaştık. Ciddi anlamda bu sene çeşitliğimiz kuvvetliydi. Oralara böyle bir 60 bin adet ürün götürüp yaklaşık bir 40 bin adet ürününü sattık.
Ama işte birazdan 60 bin adet üründen 40 bin desem ne kadar bir alan kurmuşsunuz? Demek ki burada talep var. Yani çok ciddi bir talep var. Müşterilere enteresan geliyor. Tabii. Bu kadar yoğun yani İstanbul metrolarında ve caddelerinde özellikle havalimanı metrosunda bir sarı etiket poşetlerinden bir böyle geçiş töreni gibi bir tören vardı. İnsanlar böyle üşenmeyip karşılardan, başka şehirlerden, şehir dışından, İzmit'ten, Bursa'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den gelip bu fuarda ürünlerimizi aldılar. Aslında müşteri için tabii ki muhteşem. Şimdi markaların indirim sezonlarını bekleyene kadar onun neredeyse çok küçültülmüş yani indirilmiş bir halini belirli bir alanda buluyorsunuz. Üstelik hem kıyafet, ayakkabı, elektronik, işte mutfak eşyaları hepsi bir arada çok bulunabiliyor. Çok ciddi ve büyük firmaların ürünlerini satıyoruz. Ondan da önce konuşmuştuk. Evet. Bu çok önemli. Onun orada indirim günlerini bekleyene kadar indirim günlerinin çok da altında satılan ürünleri aslında bir alanın içerisine de topluyorsunuz. Şimdi aynen. Kıyafet almaya gitseniz elektronik dikkatinizi çekecek. Ay o da ucuz. Tam bayanlara göre ama evet. Beyler bunu hiç sevmeyecek. Yakın bir zamanda uğruyoruz. Bu işten en çok babaların canı yandı. Aa, bir dakika yakın bir zamanda uğruyoruz diyen bir erkek alkışlıyoruz. Kalkasap oldu çünkü oraya normal çıkamazsınız. Ay o da ucuz. Ay bunu da kaçırmayalım derken aslında korkunç bir satış olabilir. Birazdan görüntüleri belki yayınlarsınız. Görüntüler aynı anda veriliyor konuşurken biz. Kucaklarında böyle ürünlerle işte 50 liraya takım, 5 liraya bikini, 10 liraya mayo. Bir de bayanlar böyle sonrasında bulamayacağı için stokçuluk özellikleri de var onların. Tabii. Böyle bir üründe. Bir de fuar için özellikle şey yaptık. Fiyatlarımızı bence kargo taşıma firması da kurmalısınız. Bayanlar aldıklarını böyle rahat rahat götürsün evine. Vallahi öyle. İnanın şey böyle orada yorgunluktan böyle bir kenarda oturmuş böyle dinlenen arada mola verip tekrar alışverişe devam eden bayanlar. Ama şey psikolojiye bakar mısın? Şimdi onu alacak, ay onu görüyor, ay bir dakika bir dakika derken yorulmuş, böyle üstüne tepeleme alışveriş yapmış. Onları bir de götürmesi lazım. Öyle. Ona arkadaşlarımız yardımcı oldu araçlarına kadar ya da metroya kadar beraber eşlik ettik. Bana çok keyifli geldi bilmiyorum. Hani en kısa zamanda gidip orada evet, hem böyle izleyicilerimiz için hem video yapıp hem evet. Alanınızı göstermek de çok keyifli olabilir. Ya şimdi olabilir. Sarı Etiket'te o kadar çok proje var ki. Şimdi bir sonraki projemiz aslında da çok da yakın. Hemen ondan da bahsedelim. Önümüzdeki çadır günleri düzenlemek. Çadır günleri. Bu festivallerde yeni projemiz şey bir tır satın alıp bu tırı aynı zamanda bir mağazaya çevirip şimdi festivaller başlayacak. Bu festivallerde böyle önünde koca götürüp, bir kuyruk. Gir kuyruk, çık al. İnsanların böyle artık onlar bize gelmesin biz onlara gidelim. Festivallerde de bu çok. Tırda alışveriş yapma imkanlarını sağlayacağız. Anladım. Aslında çok güzel bir konuşma yaptık. Süremizi bir, de harcadık heyecanla böyle. Mağazacılık çeşidi enteresan bakalım. Valla sarı etiketi duymayanlar çok yakında o kadar fazla duyacaklar ki nasıl yetişeceğiz, nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz yani. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz tekrar projeniz. Çok üründe keyifli. Hiç sıkıntı yok. Türkiye bir tekstil cenneti. O kadar çok ürünümüz kadar var ki diyorsunuz. Zaten talebi çok rahat karşılayabileceğiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz tabii keyifli bir sohbet. Bayanların da çok ilgisini çektiğini düşünüyorum. Erkekler çok sevmese de eyvah bizim hanımların hepsi oraya gitti diye. Aslında her iki taraf içinde karlı olduğunu düşünüyorum. Ve programımızın tabii sonuna geldik. Ben Kaan'dan son cümlelerini almak istiyorum. Sonra Genco Bey'den. Teşekkür ederiz Genco. Bizi ziyaret ettin. Sarı etiketi hakkında bilgilendirdin. Seyircilerimiz de bunu çok ilgileneceklerini umuyorum. Herkes kazanacak gibi gözüküyor burada. Hem alışveriş edenler hem iş kurmak isteyenler. Sarı etiketi başarılar dileriz. Çok yeni bir startup ve inanılmaz böyle girişimcileri enteresan talep göstereceğini ümit ediyoruz. Şu an için dediğim gibi e-ticaret sitemizde yapım aşamasında orayı da çok iyi bir şekilde açmak istiyoruz. Onu da dediğim gibi çok kısa bir süre içinde açacağız. Hem oradan hem iletişim numaralarından benle irtibata geçerlerse kendilerine her türlü detayı vereceğim. Size de böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok keyif aldık. Ev hayatınızda da başarılar diliyorum. Rica ederiz. Değerli izleyicilerimiz bugün Sarı Etiket'i tanıttık sizlere. Gördüğünüz gibi çok önemli bir proje. Aile yapısı için her türlü malzemenin içerisinde bulunduğu barındırıldı ve çok indirimli rakamlara alabileceğiniz bir proje bu. Bugün bu projemizi tanıdık. Bir pazar daha evlerinize konuk olduk. Bu arada programımızı Parlak sundu ve kıyafet sponsorumuz Sinan Çocuk. Hepsine buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Diğer pazar görüşünceye dek hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın.
Pallax, bir adam bir kadın bir deseni sundu.